Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, işlerimizin başına koyulduk. Bugün civcivlerle işlerimiz var. Kümes yapımı, kümesi çeki düzen verme, civcivleri yerine geçirme falan filan bayağı bir işimiz var. Sakalları kestik bu arada, açıldık biraz. Şimdi arkadaşlar neler yapacağız? Biliyorsunuz bayağıdan beri biz bu civcivleri kümes yapalım ya da hazır yapılık olan kümesi çeki düzen verip ya da oraya geçiririz, bir şeyler yaparız diyorduk. Oranın içine tel alabilseydik tel çekecektik ama tel alamadık. O yüzden oraya zeytin mendillerinden falan filan bir şeyler yapacağız bakalım. Neler yaparsak zaten sizler de göreceksiniz. Tam kafamda canlandırılmış değilim. Çanak anteni kırılmış. Çanak antenini tutan boru kırılmış. Onu kaynatlayacağız. Televizyon çekmiyor içeride. Onu da ayarlamamız lazım. İçeride televizyon izleniliyor çünkü. Buradaki civcivler de artık bayağı büyüdüler. Yerleri dar geldi. Hayvanları dar yerde hapsetmeyelim. Geniş yere, rahat yere koyalım. Hadi bakalım videomuzu başlayalım. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar bakın bizim çanak anteni. Şuradan göstereyim. Yanlamaya yatmış. Yine bu da benim eserim. İkisi 2 yıl dayanmış yaptığım kaynak. Ben kaynatladıydım onu geçen yıl. Evvel yıl mı? Geçen sene mi? Vallahi hatırlamıyorum. 200 sene oldu herhalde ya. Kaynak yerinden kopmuş. Büyük ihtimal şiddetli rüzgardan yan yattı herhalde. İple falan bağlamışım ben onu da. İple bağladığımdan yere düşmemiş. Şimdi şunu yukarı doğru kaldıracağız. Tekrar aynı yerini kaynatlayacağız. Onun boyu ite ya. Sen yanına merdivenle kopacak olursa onu tutarsın ya. Merdivenle. Çıkayım ben tepe tepeden tutayım mı? Tepeden zor olur da şöyle şuradan. Bunu zaten ip alacağız da merdivenin yanasını asacağız. Bunu bağla bakalım bir durursa. Oraya mı? He. Gideceğimiz oraya göre bir şey. Arkadaşlar ek demir atıyorum sağlamlamak için. Biraz bunlar da çürük boru olduğundan mesela şu çürük boru değerlendirmek için buraya koymuştum ben bunu önceden. Kaynak yerinden kopattırmış. Kaynak kopmamış da yeriyle açmış da kaparmış. Baksanıza şuraya delik var. Saçı yoldurmuş yani. Baya sağlamlaştı da. İdare eder herhalde.
elimizdeki imkanlarla sağlamlamaya çalıştık. Şöyle salladığımda herhangi bir sıkıntı yok gibi. Çanak anteni sağlam duruyor ama tamamdır. Bu iş bu kadar. Şuradan makinemizi kapatabiliriz. Bunun düğmesi de biraz arızalanmış bak. İçine kolay girip çıkıyordu. Tepeye astı kablosu yetmediğinden. Şimdi sökeyim kaynak makinesini. Şuradan bir malzemelerimi kaldırayım. Daha yapacak çok işimiz var. Civcivin yerini ayarlayacağız. Tek elimle çıkartamayacağım. En güzeli şuradan kesmek. Sağlam bir şekilde diktik yukarı. Böyle dıştan mı çaksak bilmiyorum yukarı doğru bir tahta. Anlarını kapatmak için. Şu delik yerlere. Dıştan nasıl çekeceğim buraya? Şunu anlarını çakamaz mısın? İşte yandan çakacağız bir çivi. Arkadaşlar civcivleri buraya koyacağız. Burası gerçekten civcivler için çok güzel. Biliyorsunuz daha önce oğlak koymuştuk buraya biz. Oğlakların yemlerini sökmeyeceğim. Bir zararı olmaz dursa da durmasa da. Şurada tepede boşluklar var. Şuraları tahta çakıyoruz. Açık yer kalmasın diye. Korktuğum yerle orla. Bir de şurası var. Şuradaki delikten girer mi sansar diye. Onun haricinde öyle fazla bir büyük delik yok. Bir oralar var. Korktuğumuz olan. Şuradaki teller ayrılmış. Oğlaklar ayırmış buraları. Buraları çakacağız. Yani düzenleyeceğiz. Açık bir yer kalmayacak tellerde. Başka öyle bir çok fazla yer yok. Şuralar zaten hep telli. Buralardan giremez. Buralar telli. Şuradaki örtüyü tavana çakacağız. Buradan dıştan girirse bundan geçemezsin diye. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yaptığımızda bir şey çıkacak arkadaşlar ortaya. Şimdi daha yeni başladığımız için olmayacak gibi gözüküyor ya da farklı olacakmış gibi oluyor ama yapınca illa iş rayına girer diye düşünüyorum. Bu örtüyü tamamen tepeye çakacağız. Boşluk kalmayacak şekilde. İlla faydası olur diye düşünüyorum ben. Babamı bekliyorum bakalım. Arkadaşlar civcivlere villa yapıveriyoruz villa. Baksanıza etrafına ne güzel oldu. Açık bir yer kalmadı hiç. Bir şurası kaldı. Burayı da kapatıyoruz şimdi işte. Örtülerle. Vallahi burada kursam ben de bile durarım. Burayı aslında istemezdik de her yeri yaptık. Bir orası kaldı diye. Görüntü güzel olsun diye burayı da yaptım gari. Şu aradaki şunun falan açık yerler var ya. Bunu böyle çaktık mı boşluk kalmıyor o zaman hiç. Yani hayvanın girebileceği yer kalmıyor. Şunu da şöyle geri doğru kıvırırız. Buradan alnından çakarız. Şimdi şurası da açık. Orayı da çaktık mı tamamdır. Sonrasının başka bir iş kalmıyor. Şuraları zaten hep kapalı. Bak buralarına geçecek yer yok. Yaban hayvanlarından civcivleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Saldım. Tilkisi geliyor. Çakal geliyor. Sansar geliyor. Her türlü yaban hayvanı geliyor bizim buraya. Civcivlere 5 yıldızlı otel yaptık. Şuraya da dışı doğru çak ama
Burada aralık var ya. Şöyle girelim, ha kavurup da şuraya da çıktı. Anlama. Kapı kapanır mı? Kapı kapanır da. Kapı kapanıyor. Yanlardan keseceğiz herhalde. Tamam, gideceğiz herhalde şimdi. Bence iyidir böyle bu. Yarım şey ya. Baksana arkadaşlar, her taraf kapandı. Ön tarafı açık, burası tel. Burası zaten önü diye hem havalandırma olarak kalsın. Etrafta sansara girecek yer bırakmadık. Önü de tel. Buraları güzel iple kapatmam lazım. Orası bir de aşağısı. Bunu şöyle kaldıracağız. Bir de buradan çivi. Herhalde bu tele de yırtamaz gari. Ne bu? Tele de yırtarsa tamam gari. Burayı da çaktık. Buradakiler hurdu arkadaşlar. Kırkarcı ya da Soma'ya giderken açık kasanın arkasına sarılacak, hurdacıya satılacak. Bunlar da az diye, satmaya değmez diye almıyoruz buradan. Biraz daha çoğalsın diye. O da her zaman çıkan bir şey de değil hurda. Belki bir arada götürürüz. Bakayım şimdi civcivler var ya burada. Kaldırırız gari, belki satarız. Şuradan bir çivi daha atamayız. Bence tamamdır. Bir tane de şuradan bu şambre lazım oluyor. Gerçi her yerde de. Kalabalık hep. Çürümüş tel de. Acık bundan oluyor bu iş. Tel de çürümüş. Be hortum. Git elimin ayağımın altında. Şimdi şunu tarayın için aşağıya bak. Arkadaşlar, çakacak yer kalmadı ama şu sık yerlerden atıyorum ki fazla şeyden zarar gelmez diye. Ta en sondan çakmam lazım ama orada da koca varil var. Kolumu da yanaştıramam ben oradan. Şu varını şöyle yatırsam aşağı uçup gitmez herhalde. Uf.
Tahtalardan lazım bize arkadaşlar ama kenarı çakmak için onlar herhalde işimizi görür. Ben yanımda iki tane götüreyim, ne olur olmaz. Tahtalar işimizi görür. Tamamdır. Kenarımız çakıldı. Şimdi şuraya da var artık. Zaten lazımmış bize. Şu yaramdan kessem buraya yaramı yarmaz. Hay Allah, bu kova da delikmiş arkadaşlar. Karşıya doğru çöldürüyor. Neyse, çok fazla su eksiltmiyor. O bitese kadar biz varız herhalde. Böyle içeri girdik. Teneke kestim arkadaşlar canavarla. Arkadaşlar, şimdi suyumuzu doldurduk. Civcivlerimizi getirme zamanı geldi. Sularını hazırladık. Şöyle teneke kestim. 18 litrelik. Yarısını %75'inin üzerine kestik. Yani %25'i yok. %75'i var tenekenin. Yanlamasına aşağı doğru. Nereden baksanız gene bir 10 litre su almıştır içi. Yani şu kovayla ağzına kadar doldun işte. Kaçmış. 9 kiloluk kovamış. 9 kilo suyu koyduk içine. Herhalde bir sıkıntı çıkmaz. İçine girer de kirletirler diye düşünüyorum aslında da. Onu ne yaparım? Civcivlere özel suluklar var. Suluk alabilirsem suluk alırım. Alıncaya kadar bunların idaresine suluk alırsak içine giremezler. Onun kenarından su içerler. Şöyle birkaç tane mısırlar falan vardı. Belki gagalarlar diye mısırları da içine attım. Vallahi güzel oldu. Şöyle etrafı, kapısını falan yeniledik. Kapısının, menteşenin çivileri falan gevşedeydi. Onları çaktık. Gayet güzel bir şekilde tavuk kümesimiz oldu. Civcivlerimizin burada rahat edeceğini düşünüyorum ben. Yani buradan iyi, daha nerede yer bulacaklar değil mi? Gideyim civcivleri alayım, geleyim ben. Götüreyim, burada birer birer alır atarım içine. Civcivleri aldık arkadaşlar, götürüyoruz yerine. Sat.
buraya kadar gidelim hatta. Kapıyı kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin bakalım. Gel. Ha. Gel sen de. Kocaman olmuş bunlar da. Büyük ha. Senin seni çıkıyor abi. Allah Allah. Çek oraya doğru bak onlara da. Çek hiç gitmem valla. Kaç tane oldunuz be? Kalmadı. Valla 900'ü bayağı varmış gibi gösterdi. Geç buraya. Geç sen. Kenara koy. He? Eski şey buraya koy. Dışarıda kalabalık yapmasın. Dursun mu köşede? Amonun önündeki teli sökeceğiz. İçindeki yemliği alacağız. Yemlik var ya. Yemlik de olmaz ki böyle dışarıda bu. Başka bir yemek yapmak lazım ona. Olur mu? Ufak mı gelir diyorum. Ufak gelir. Yemlik bana içinden çıkmıyor buradan da. Önündeki teli alacağız, öyle çıkaracağız şunu. Keser olur ya. Gel, bit. Gel. Şu gelin buraya koy. Suyu buraya, kenara koy. Şuraya mı koyayım? Buraya. Ne yaptınız lan? Rahata mı kavuştunuz? Suyu şuraya telin dibine koyayım diyor arkadaşlar oğlum. Bak oraya girdi, bak burada duruyor. Hoppa. Kaç. Geç. Hı. Bu da yonca otu. Onu da gagalala belki. Siz 9-9 tane denizsiniz. Keşke az daha olaydınız. Komple doldurdunuz burayı. Değil mi? Hemen yandan kapıdan uzadım. Tamam. Yemliği alacağız bunun içinden. Terörde böyle takıştır oğlum, açığa kalın. Asıl olarak. Tamam. Bu gene böyle dursun burada. Şimdi bunu dışarı çıkarsak zaten dışarıda koyacak yer yok malzemelere. Her yer malzeme oldu kaldı. Tamam, çivinin kafası koptu lan. Allah Allah. Neyse şöyle dursun. Yemliği ben dışarı çıkarayım arkadaşlar da. İyice yıkayayım, içini dışını temizleyeyim. Ondan sonra yem dolduram, öyle getireyim, geleyim buraya koyayım. Aynen öyle yapalım. Gelin bak, mısırlar da var burada, gagalayın bunları. Büyük mü geliyor yoksa? Oradan gideyim, temizleyeyim, geleyim. Çekelim bakalım kapının arkasından. Çekil. Şöyle içini yıkadım, temizledim arkadaşlar. Tertemiz, yemin temas edeceği yer burası olduğu için. O yüzden burayı temizledim. Buralar önemli değil. Kurumuş zaten, çıkmıyor. Yem de değmiyor zaten oralara. Yem şu iç kısmını değiyor. Bir de şuraya değiyor ya. O yüzden oraları yaptım. Şimdi şu var şurada.
Bunun tepesinden bakacağız. Tamamdır. Şöyle altının vidasını geçeceğiz. Bunun altında vidası var da. Kolaymış gene sökmesi takması, öyle zor bir şey değil de. Biraz küçük gelir arkadaşlar. Bu tavuklar büyüdü gari. Çivicikler büyüdü. Bu yemini ya büyütmek lazım ya da rastgele yere atı vereceğiz yeme. Büyük tavuklar bakın öyle yapardık. Genelde yerlere atardık yeme. Yerden topluyor zaten tavuk kısmı da. Şimdi bunlar daha biraz daha civciv diye. Civcivlikten yeni büyüyorlar. O yüzden bunu biraz daha kullansak olur. Geçen günden kalan yemi var biliyorsunuz burada. İçini yıkadık, temizledik. Şuradan yem haznesini dolduralım. Bunda ney vardı? Bakla, mısır, arpa var bir de. Çok az bir şey de buğday varmış dibinde. İki avuç kadar. Şimdi yerlerini biraz yabancıladı onunla. Küçük kümesin içindeyken burada hepsi bir araya toplanmaya alışkın ya. Koca kümesin içine saldık. Yine orada da bir araya toplanıyorlar. Birazcık daha yemimiz arttı. Bir kere daha doldurur bunu. Şöyle siyah kapağını kapatalım şuradan. Tamamdır. Al sana 2 kilo yem. Hadi gidelim bunu verelim civcivden önüne. Şuradan da tel yaptık. Teli açtık mı içeri girebiliyoruz rahatlıkla. Kış 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 kış. Ne yaptınız? Gel bakalım. Gel. Aha, yeminiz burada bak. Yiyin bakayım hadi. Yemliksiz yabancı değil ya. Sizin yemliğiniz zaten o. Yine sizi yabancı bir ortama getirmedim ben. Bak orası sizin kümesinizdi. Burası sizin yemliğiniz. Kırmızı olan sizin yemliğiniz. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Eksik yok. Ya bunlar küçükken beyazdı arkadaşlar ya. Büyüdükçe bunların rengi mi kapandı? Ne oldu? Anlamadım ben. Şu sarı gibi olanlar bunlar şeydi. Beyaz beyaz küçük küçük civcividi. Kocaman oldular. Bir de beyazlıktan değil döndüler. Sarımtırağa döndüler. Birazcık böyle sarıymış gibi sarı renge döndüler. Şimdi burada daha çok rahat edeceklerini düşünüyorum ben onlar. Çünkü diğer tarafta hayvanlar aslında yine rahatlardı. Onda da sıkıntı değillerdi de. Yani küçücük civcividi sonuçta koca yerde rahat ediyorlardı. Son zamanlarda artık büyüdükleri için oraya sığamamaya başladılardı. Hayvan şöyle rahatlan gezinsin en azından eşelensin. Buranın altı toprak taş değil. Hem toprakta eşelenirler hem de bakın oralarda ilerlerde. Burada yem olduğu halde bakın bir tanesi karşıya bir tanesi şuraya hatta biri daha. Yerlerde kendi kendilerine bir şey gagalıyorlar. Bak 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 kendi kendine uçunuyorlar. Hayvanlar rahat eder yani orada içeride rahat değil. Sizden gelen yorumlarda da Anıl artık civcivlerin yerini değiştirmenin vakti geldi demiştiniz siz. Benim niyetim arkadaşlar bu zamana kadar beklememin sebebi buraya içine komple tel örecektik babamla beraber. Şu teller var ya aynı öyle tel örecektik içine. Yani şu yeşil mendil değil de yeşil mendilin yerine tel örecektik. Dıştan herhangi bir saldırıya karşı. Biliyorsunuz sansar bizim buralarda çok her şeyi saldırıyor. Yumurta gibi, civciv gibi, tavuk gibi şeylere. O yüzden tel dönersek dedim hani en azından sansar girmez. Tel fiyatlarını sordum. 1000 liraya yakın bir tel fiyatı tutacaktı. Şimdi ben o kadar da para veremem. O yüzden babam da böyle bir şey akıl etti. Bunlar da eski zaten kullanmıyoruz. Bunlardan içini örem dedi.
Şöyle ördük, her tarafını kapattık, çatısı dahil olmak üzere. İçini, kenarlarını, bu yüzünü, sadece şurası biraz açık kaldı parça. Orası da zaten hiç aralık yok, tamamıyla kapalı. Tahta, sık tahta, yani delik bir yer yok, dıştan bir şey giremez oradan. Vallahi öyle bir şey yaptık arkadaşlar. Elimizden geldiğince iyi bir şeyler ortaya çıkartmaya çalıştık. Sizlere de gösterdim nasıl yaptığımızı. Tavuk alamadık. Tavuk fiyatları 200 lira dediler. Bilmem ne dediler. Bir kere hadi 200 mü 200 almaya gittik. Onda da yaşlı tavuk gelmiş. Fabrikalardan çıkma tavuklar gelmiş. Çıkma tavuk diye ben de beğenmedim. O zaman oradan da almadık. Eniştenin gelecekti. Eniştenin tavukları da yaşlıymış. Onlardan da almadık. En son hediye civciv verdi Reşet abi, sağ olsun. Onun civcivlerinden bak büyüttük. Bu şekilde yetiştirmeye karar verdim. Şimdi bir arkadaşla konuştum, kuluçka makinesiyle civciv çıkarıvereceğim ama havalar sıcak olduğu için yumurtalar bozuluyor. Şöyle kışa yakın çıkartam dedi. Onun makinesinden de çıkartırsak yine buraya civciv getiririz. Yerimiz müsait, baksanıza daha buraya nereden baksanız 50 tane civciv koyulur buraya. 9 devci şu kadar açık yer, daha buralar komple boş bakın. Karınları tok, önlerinde devamlı yem sınırsız olduğundan 1-2 gagaladılar. Hemen gittiler oraları, sağdan soldan yerden bir şeyler gagalama başladı. Gez bakalım. Arkadaşlar pusatı saldık. Biraz gezsin diye. Değil mi oğlum? Gel. Gel oğlum sen. Gez biraz bakalım, gez. Gel. Şöyle bir koştur sağa sola bakalım. Etraf açıklık. Gel. Geceleri salıyoruz ama hayvan bir de gündüz gezme şey yapsın. Gündüzleri çok nadir salmıyoruz arkadaşlar. Ara ara sarıyoruz. Hayır. Bak, arabaları sararsan ezilirsin. Arabaları sarma öyle, tamam mı? Etrafta domates, biber toplayanlar yok. Şöyle kolaçan attım, ettim. Etrafımızdaki tarlaları insan gözükmedi. Hadi dedim pusatı salayım. Bu aralar yaz mevsimi olduğundan çok fazla tarlada işçilik yapan çalışanlar var. Gündüzleri o yüzden pek salma taraftar değilim ama kendim buradayım diye. Bak kök arabayı sarıyor. Arabayı sarıyor gene. Hayır. Arabaları sarma bak. Ezilirsin. Araba kovalıyor. Etrafta dolaşsın arkadaşlar. Biraz kendi halini bırakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan bir start verelim. Arkadaşlar lahanaları sulamaya gidiyorum. Civcivleri yerine koyduk. Hortum aşağıda yoncanın içindeydi. Yoncanın içinden çektim, uzattım. Başka hortumumuz olmadığı için tek hortum kullanıyoruz. O yüzden burada lahanalar var. Bunlar da bir haftadan beri sulanmıyor. Sulamamız lazım. Gideyim hortumun ucunu bakalım. Çardıyla açtım ama herhalde geliyordur su. Su gelmeye başladı. Şu otları yolan dibinden. Çakır tikeni de bitmiş. Su gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın buradaki lahana daha da güzel. Yemyeşil, gömgök. Su buradan gidiyor ya, en fazla buradaki su gördüğünden en canlı sıranın başındaki lava. Şimdi şu mısırla birazcık sık. O mısırların sık olanlarını da yolacağım aralandan. Hayvandan yönünü açacağım ki seyrelirse daha çabuk büyür. Su biraz soğusun da şöyle bir buz gibi su içeceğim arkadaşlar. Susadım ya. Hayır, benim anlamadığım bu lahana yaprağının tepesinde su niye durmaz? Allah'ım yarabbim. Kafayı buna taktım şimdi. Bir kere baksanız arkadaşlar, nasıl bir yaprak, nasıl bir bitki, nasıl bir canlı. Hiçbir şey, her şeyin üzerinde su duruyor. Lahana yaprağının tepesinde su durmuyor arkadaş. Şuna bak. Allah Allah. Bak. Şöyle yaprak bir yuvarlak dursa arasında suyu nasıl gidiyor geliyor onu göstereceğim size arkadaşlar da. Bakın su tomurcuğunu görüyor musunuz? Nazlı tepesinde yüzüyor. Allah Allah. Neyse, şimdi lahana yaprağının üzerinde suyun niye durmadığını kafa yoracağımıza şuradaki mısırlardan
seyreltmeye başlayayım ben arkadaşlar. Hayvanlar yesin. Seyreldirsek daha çabuk uyur bunlar. Şimdi bak yolcam ikisi bir gelecek. Tam da tahmin ettiğim gibi. İkisi bir geldi. Şuraya biriktireyim şunları. Bundan püskülleri yolunuyor muydu acaba ya? Püskül ne diye yolunuyor anlamadım. Sanki mısırcılığa püsküllerini yolluyorlardı diye hatırlıyorum ben. Birerlerini bununla yeme deriz arkadaşlar aslında ama bu saatten sonra olmaz herhalde. Püskül çıkarmış baksanıza. Sık olduğundan mı? Fazla sulanmadığından mı bilmiyorum. Böyle iyice seyrelsin ha. Çapa da yapmak lazım yalnız bundan dibine. Yoksa suyu gördüm bununla devrili verir. Tahminime göre. Bakın şimdi seyreldi. Buralar sıra sıra. Ama şuraya geldiğinizde bir yerde bir sürü. Aslında bu bile sıktı. Biraz daha iyi olacağım. Koyunlar güzel yer. Ya da keçilerim varsa. Birazcık olmadı. Çapayla diplerini toprak kapattırayım da. Ondan sonra su salayım ben bunu. Yoksa suyu gördüm bunlar devrilebilir. Arkadaşlar ne demiş atalarımız? Bakarsan bağa, bakmazsan dağa demişler. Onun dediği gibi biz de bakarsak midemize, bakmazsak hayvanların midesine. O yüzden mısırların dibini çapalayacağım. Şöyle yoldum. Gördüğünüz zaten ileriden beri doğru küme küme yaptım. Hep yolduklarımı şuraları biriktirdim. En son bunları kucaklayacağım. Hayvanların önüne götüreceğim, gideceğim. Şimdi bunların dibi sallak. Nasıl sallak? Dibinde toprak yok yani, boş. Çıktığı gibi duruyor. Bunların dibini biz toprak çekersek, toprakla şu şekilde kapatırsak bunların dibi sıkılaşır. Sertleşir. Sertleştiği zaman da dibinden su gittiği zaman su diplerini açmaz. Açsa da zor zoruna açar. Ama çapalamanın çok faydası olur. Çünkü kökleri sertleşir. Sıkı tutar yani. Mısır ayakta daha rahat durur. Diğer türlü yanlamaya yatıverir. Yanlamaya yatmaması için mesela bu yattı bak burada. Bu büyük ihtimal kurur. O yüzden bunu önümüzden yol verem. Şöyle diplerini sağından solundan toprak çekeceğiz bunları. Şöyle diplerini toprakla doldura doldura gideceğim ki suyu buradan saldığımda çapalanmış halinin üzerine bir de su giderse, çapalandıktan sonra eminim bu mısırlar daha da güzel canlanır, daha da güzel boylanır benim tahminime göre. Çakır dikeni de çıkmış, buna da veren boyunları. Toprakla diplerini iyice dolduracağız abi bundan. Yapacak bir şey yok. Buralardaki darılığa acık ufakla buraları çapalama gerek yok. Arkadaşlar bitirdik. Şöyle göstereyim.
Bakın diplerini tamamıyla çapaladım. Bayağı güzel oldu. İkinci garı suyu saldım bu arada. Biri sulandı. Birinci garı sulandı. İkinciyi saldım. O da hemen hemen varmak üzere. Ondan sonra pırasaları sararız. Abi yoruldum herhalde, lafla ağzımdan çıkmıyor. Kıran salarız, suyu salarız. Heh, şöyle. Bakın ne güzel oldu. Bunlar da kalem gibi. Ondan sonra mısırı salarız. Mısırın dibini çapaladık ama su inşallah gidiyor aşağı doğru bakalım. Deneyeceğiz. Bakalım dur. Arkadaşlar. Darılara kuzulara vereceğiz. Kolum ağrıdı getirinceye kadar. Alın bakalım hadi. Aslanlarım. Yiyin bakayım bol bol. Vallahi tam dişinizi göre. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi tam dişinizi göre. Ben size diyeyim bak. Yiyin bakalım da. Kocaman kocaman kiloları alın. Adaklık olarak kestiğimizde güzel et çıksın sizden. Oğlağa baksanıza. Oğlağa bir maşallah alırım arkadaşlar. Göbeğe bak. Arpa ile pancar küspesi gerçekten hayvanları çok güzel kilo aldırıyor ya. Erkek hayvanlarda. Hele ki dişilerde çok öyle şey değil de almasına gerek yok. Erkek besiye çektiğiniz hayvanlarda. Biz memnunuz yani arpa ile pancar küspesinden. Oğlum ne yaptı kız ya? Arkadaşlar sıra geldi danaların yemini vermeye. Şöyle yemliklerin içini temizledim. Boşalttım. Yeni yemlerini vereceğiz. Simantel çok fenasın. Dün akşam gene boşandı. Zinciri de boynunu çok sıkmasın diye iyice böyle sıkı sıkı yerde yapmıyorum. Bir tık daha gevşek bıraksam hayvan geri geri zorlayarak zinciri çıkarıyor. Sen niye üzdün lan bizi bu sene? Kabak hayvan kilo alır dediler. Seni kabak aldık. Sen de bizi üzdün ya lan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kesime kadar idare edeceğiz. Bağlı hayvanlarda boynuzlu olduğum daha iyi olur. Şuradan bismillahirrahmanirrahim samanların hemen dağıtayım. Geldi yemek. Samanını dağıtma tamam mı? Ha bak yemeğin burada. Hoppa. Hemen şuradan bir saman daha. Şşt, kendi yerin ya. Anam lan sen nasıl eriyorsun buraya? Seni demir kaynakladık ya. İpliği bir tur gevşedi herhalde öbür taraftan. Öylelikle eriyor. Yoksa yaramaz. Gel oğlum gel. Seni de vereceğiz. Seni de. Şimdi yaramaz. Zincirini bir tur kastım. Hemen şuradan küçük yakbaşın samanına dalalım. Gel. Şşt. Fenasın lan sen. Hı? Oğlum ben bunu dolaştırmadım mı şimdi? Sen nasıl çıkardın bunu? Hı? Allah Allah. Ben dolandırıyorum sen. Ha, buradan gevşemiş. Sen de çakalsın ha. Sen de çakalsın. Şimdi geç bakalım. Şu iplerini alalım şuradan. Birazcık daha saman vereceğiz küçük akbaşa. O saman ona yetmez. Doğru yemin getiriyorum şimdi tamam mı? Bekle. Oğlum. Al. Bu da senin yemin. Arkadaşlar büyük başların yemini samanını verdik. Akşam bakımını bitirdik. Sigara içmiyorum. Sigara içenler için hayvandan yemini ver. Yak bir sigara, al elin bir bardak çay. Hayvandan yemi işini seyret derler ya. Ben sigara kullanmadım ama ben de öyle yemi işten bakayım. Hayvancılığı seven insan hayvan yem yerken izlemesini gerçekten çok seviyor arkadaşlar. Bu böyle hard
hard bir ses çıkarıyorlar. O sesi dinlemek kuzular büyük ihtimal bitirdi herhalde darıları. Yem zaman bekliyorlar, onları da vereyim yem zaman. Arkadaşlar hayvanlara baktım. Şöyle suyun yanına geldim. Fasulyeleri suluyorum. Damlamayla sulanıyor aslında onlar ama birazcık ayarı kaçırdı, fasulyeler sararmaya başladı. Hadi damlama zamanı gelinceye kadar, yani şöyle gün aşırı suluyoruz biz bahçeyi. Fasulyeler de bahçeyle beraber gün aşırı sulanıyor. Ama fasulyeleri bugün istisna yapacağım. Salma suluyorum bunları. Burası ne oldu diye soracak olursanız, lahanalar sulandı. Bakın lahanaların hepsi boydan boya sulandı. Mısırlar da şuraya kadar suladım. Devamı gelecekti ama çapaladığım için su çok yavaş yavaş gidiyor. Babam da fasulyeler daha önemli, fasulyeler önce bir sal suyu deyince, şimdi hortumu fasulyelerin dibine geçirdim. Fasulye sulandıktan sonra ondan sonra mısırı geçireceğim. Biraz yavaş gidiyor. Ne kadar olsa mısırların dibini çapaladık ya. Çapaladığımız için su birden akıvermiyor. Ama buralar karık olduğu için suyu salınca güldür paldır akıyor gidiyor. Orası çapalanık olduğundan biraz zaman alacak. Akşam serinliğinde şu fasulyeleri bir sulayayım da ondan sonra mısırları geçiririm. Hayvanlara baktık. Birazdan yemek yemeye gideriz. Yemeğimizi yeriz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar koyunları çıkartırız. Akşam oldu. Civcivle ne yapıyorlar diye şöyle bir bakalım. Oo, hepsi de yere yapmışlar. Vallahi rahatlar iyi. İlerleyen zamanlarda bunları bir dünetlik yapmamız lazım. Bakayım bakalım ben bir. Arkadaşlar eve geldik. Akşam yemeği yiyeceğiz artık. Oo, anne senin fasulye olmuş. Vallahi şuna baksanıza. Güvecin kapağını açı açmaz da mis gibi koktu var ya. Güveçte koru fasulye. Mis gibi yemesi olur şimdi bu. Yanına da pilav. Bir de soğan. Ocak yavaş yavaş kor yanıyor. Korla beraber yemek de pişmiş. Kışlık bamyalar hazırlanmış arkadaşlar. Baksanıza. Bunlar ilk dizim. Bunlar ikinci dizim. Şu üçüncü dizim. Bu da dördüncü, yani bugün dizilen. Kurumalarından belli. Kışın bunlar hep yenilecek ürünler. Yazdan hazırlığı yapmazsak kışın yiyemeyiz. Maşallah. Evet arkadaşlar, şöyle bir kuru fasulyemizin tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Pahalı. Sıcak yani. Muhteşem olmuş vallahi, çok güzel olmuş. Yalnız her zamanki gibi annem biraz tansiyon hastası olduğu için tuzunu az atıyor. Bize tuzu az geliyor ama yapacak bir şey yok, biz de yiyoruz artık. Tuz sağlığa zararlıdır. Az olsun iyidir. Öyle mi? Tuz sağlığa zararlı diyor şimdi. Sağlık çalışanı olarak da. Sağlık çalışanı olarak. Gene görevini yaptı. Arkadaşlar biz karnımızı doyuralım. Ondan sonra görüşürüz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Gecenin sessizliği çöktü arkadaşlar. Dışarıda cırcır böcekleri cırcır ötüyorlar. Yemeğimizi yedik. Allah bereket versin. Karnımızı doyurduk. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Günümüzü bitirdik arkadaşlar. Civcivleri uzun zamandan beri geçireceğiz diyorduk. Tel alacağım diye, gerçi ben bu zamana kadar beklettim onu, tel alamayınca artık hadi dedim mendillerle, yukarı zeytin mendilleriyle güzel bir şekilde kapatalım. Güzel de oldu, yine kapattık. Yani bir sıkıntısız geçer diye düşünüyorum ama inşallah düşündüğüm gibi olur bakalım. Civcivler biraz rahata kavuştu. Çanak anteni de rüzgardan yanlamaya gitmiş. 2-2,5 sene vallahi tam hatırlayamayacağım. 2 sene ya da 3 sene, 2,5 sene o aralarda bir şey oldu ben onu yapalı. 3 sene falan olmuştur herhalde. Onu kaynakladıydık. Kopmuş. Artık rüzgardan mı koptu, nasıl oldu bilmiyorum. Onu tekrardan kaynakladık. Elimizde düzenler var. Koparsa bir daha kaynaklarız. Hadi bakalım arkadaşlar, günümüzü bitirdik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videoyu destek amaçlı beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Eşinizle, dostunuzla, çocuklarınızla sağlıklı bir şekilde kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.